Hadi bakalım. Hoş geldin hocam. Hocam hoş bulduk. Beğendin mi yeni yerimizi? Yeni yeriniz hayırlı olsun. Efsane olmuş öbürkünden sonra. Resmen yaşayan bir organizma yapmışsınız. Sizin de yüzler gülüyor yani. Binanın bir katını kapattınız. Gelecek ne olacak merak ediyorum yani. Uzmanlarınız neydi? Üroloji. Peki neden üroloji? Neden üroloji? Neden üroloji? Üroloji güzel bir daldır ya. İşin düşünce anlarsın. Boş ver. Tekrar TUS'a girecek olsam üroloji seçer miyim? Seçerim. Ama tekrar doktor olmam. TUS'a girecek birine üroloji tavsiye ederim. TUS'a girecek birine üroloji tavsiye ederim tabii. Niye etmeyeyim? Gayet güzel. Gece rahatça nöbette uyur. Hiç sıkıntı olmaz. TUS'a girecek kişilere söylüyorum. Ürolojiyi yazınız. Ama fazla para beklememeyiniz. Bir ortopedist, bir kardiyolog, bir biraz sicere kadar para kazanmıyor urologlar. Peki birçok kadın doğumcu var erkek. Neden kadın urolog yok? Kadın urolog var. Türkiye'de 1-2-3 tane falan var ama Avrupa ve Amerika'ya gittiğin zaman neredeyse %40-50 oranında var. Hiç sıkıntı yok yani. Bayan doktorlar, kadın urolog olunuz. Peki sen kadın olsaydın urolog olur muydun? Olurdum tabii. Niye olmayayım ya? Urolog kadar rahat, hayatın tadını, zevkini alan başka bir branş var mı ya? Bizim işimiz zevkli. Üroloji ile bevliye arasındaki fark ne? Bevliye ile üroloji arasındaki fark bizim modernleşmemiz. Bevliye de aynı iş. İşin Arapçası, üroloji de Latincesi, İngilizcesi. İkisi de bizde var, sıkıntı yok. Bevliye de var, bevliye, üroloji, üroloji. Ne ararsan burada. Mavi haplar sizin işinizi nasıl etkiledi? Mavi haplar bizim işimi çok güzel etkiledi. Mavi haplar herkes... sana gerek kalmıyor. Olur mu? Ürolojinin farkına vardı. Niye gidip eczaneden direkt alıyor? Eczaneden alıyor ama eczaneden almadan önce bir arkadaşına soruyor. Bir arkadaşına soruyor. Elinde sonunda bu arkadaş silsilesi bir şekilde üroloji polikliniğine girip amcamın ya da köyde dedemin ihtiyacı var diye ne kullanabilir diye bize soruyor. Ya sonuçta her şey ürolojinin bilinirliğini arttırdı. Dünya çapındaki etkisini arttırdı. Mavi haplar özellikle bizim ihtiyacımız değil. Biz bunları tedavi edemiyorduk. Mavi haplarla tedavi ettik. Mavi hapları bulana herkesin teşekkür borcu var. Peki niye hep bir arkadaşa lazım muhabbet oluyor? Utanıyor Türk insanı. Ya sen de geldin geçen bir arkadaşa lazım diye utanıyor. İşte onu kendine sormam lazım. Kadında menopoz, erkekte andropoz. Yok abi bizde andropoz yok. Biz her yaş her şey nasto. Kardiyovasküler sistemini sağlam tut. Her gün yürüyüşünü yap, diyetini yap, sigaranı içme. 90 yaş, 100 yaş. Bizde menopoz, andropoz yok. Andropoz dediğin olay kilo aldığın zaman, hareketsiz yaşadığın zaman, sigara içtiğin zaman testosteronun üretilmesi azalıyor. Kilo aldığın zaman ne oluyor? Karaciğer yağlanıyor. Karaciğer ne yapıyor? Seks hormon binding globulin denen seks hormon bağlayıcı protein salgısını arttırınca ondan testosteron tutuyor. Etkin testosteron miktarı azalıyor. 1. 2. Yağlanınca ne oluyor? Yağ hücrelerinde aromataz enzimi var. Aromataz ne yapıyor? Testosteronun östrojene dönüşümünü arttırıyor. Yani kadınlık hormonuna dönüşümünü arttırıyor. Bu şekilde PADAM dediğimiz yaşlanmayla birlikte androjen hormon düşüklüğü meydana geliyor ama bu kadınlardaki menopoz gibi değil yani bizim andropoz dediğimiz olay. Bu biraz şey. Daha ziyade psikiyatrik bir tanı ya. Yaşla birlikte hayatın anlamını buluyorsun. Ama geçmişte yaptığın hatalardan dolayı yeni bir life, yeni bir hayat başlatamıyorsun. İşte buna erkek andropozu deniyor. Tanrı abi erkekleri biraz kayırmış mı? Tanrı kadınları kayırmış bence. Erkekleri de, erkek bak güzel dedin ha. Erkekleri kayırmış fazlasıyla ama kadınlara muazzam bir şey vermiş. Doğurma yetisi, bir şeyi yaratma gücü ve bunu içinde büyütme gücü. Erkekleri de... Yani kadınların da ne vermiş kadınlara da erkekleri? Acıma duygusu ve sevgi vermiş. Bu sayede biz tepede yaşıyoruz yani. Yani kadınlar da biraz tanrı duruma bakarsın. Kadınlar biraz kendilerine gelse biz ayaklarının altına alırlar. Ben açık ve net söylüyorum. Neden gelemiyorlar? Tanrı'nın verdiği sevgi ve acıma duygusuyla. Düzelir diye seviyor. Diyor ki mesela seni bu düzelecek tekrar olur diyor. Konduramıyor sana. Sevgi, acıma. Konduramayınca ne oluyor? Biz hep üste çıkıyoruz. Bütün olay o. Ama bunun gidişatı böyle olmayacak. Son zamanlarda kadınlar uyanmaya başladı. Daha sonra biz erkekler biraz abarttı işi. Artık kadın cinayetlerine falan insaf, yuh diyeceğiz. Sonuçta kadınları uyanmaya başladı. Sporun ürolojideki yerini söyleyelim. Geçen bir program seyrettim. Evet doğru. Bir atıfta falan böyle papyonlu arkadaş gibi böyle iki tane arkadaş atıfta bulunmuş. Spor, yok yatak sporu, güreş müreş. Onlara esprilerini alıp gitmelerini söylüyorum. Lütfen biraz şey olsunlar.
sporun seks değeri çok önemli. Ciddi anlamda spor yaptığın zaman kan dolaşımın arttığı için çok güzel bir şekilde seks hayatında onu düzgün olarak artıyor. Onun için ne spor yaparsanız yapın seks hayatınız artar. Hastalarımız geliyor. Hocam ben sigara içiyorum. Sigarayı bırakmam lazım. Ama ben sigaradan olduğunu düşünmüyorum bu cinsel zorluğu. Başka neden olabilir mi? Lütfen artık hastalıkları kendi bedenimizden, kendi durumumuzdan ayırmayı bırakalım. Ya ben şişman bir adamım, spor yapmıyorum. Onunla bağlı olarak çeşitli şikayetlerim var. Hayır, ben hareket etmeyeceğim, spor yapmayacağım, şişmanlığımı zayıflamayacağım ama hastalığımı ilaçlarla düzelecek. Böyle bir durum yok. Yani artık tekrar öze dönmemiz, bize dönmemiz gerekiyor. Kendimize dönmemiz lazım. Kendimize dönmemiz için insanın için gerekli olan hareketleri ve sağlıklı yaşamı yapıp arkasından doktora ve ilaçlara yönelmemiz lazım. Peki o iki arkadaşın söylediği gibi seks de bir spor mudur? Seks bir spor değil. Ama yüksek kalori yakarsın. 3000 kalori kadar yakıyorsun sekste. Peki hastalar niye sana gelsin? Hasta şifa almak için bana gelsin. Niye sen? Niye ben? Çünkü çok iyi anlatırım. Uzun uzun anlatırım. Hatta çok güzel örnekler veririm. Çünkü ben açıkçası niye ben? Ben kendim de bunu hep soruyorum. Eğer ben hastalığımı öğreneyim, fazla bir miktarda bilgi alayım, hatta bazen kendi kendime diyorum ki hastayı bilgiyle zehirliyorum, dersen bana gelmen lazım. Yani ve bana anlatırken Latince kelimeler, İngilizce kelimeler ya da tıp dili dışında çeşitli örneklemelerle anlatsın, bana örnek versin. İşte elmayı versin, armudu versin, şunu versin ya da başka iş alanlarıyla ilgili örnek versin şeklinde olursa o zaman bana gelmesi lazım diye düşünüyorum. Benim kendi bakışım ama doğru mu yanlış mı hastaya sormak lazım ya. Niye bu doktor demek lazım ya? Akşam oldu, dükkan kapanıyor. Dükkan kapanmadan evlere gidelim. Sağlıcakla kal. Teşekkür ederiz efendim.